Merhaba arkadaşlar, şimdi sin kos teoremleriyle beraberiz. İlk sorumuza bakalım, hemen bir oran verilmiş bize. AG'ye 1 dersek ya da K dersek AB buradan 4K olacak, tamam mı? Yani şuraya 3K kalır. Buranın da 4K olduğunu söyleyebiliriz. Şuraya alfa dersek arkadaşlar, iç tersten burası da alfa yapar. Şurası da 180 eksi alfa yapar. Bizden istenense EC uzunluğu. Bakın EC için kos teoremi yapabiliriz. Neydi kos teoremi? X'in karesi eşittir kolların kareler toplamı. Yani 9 artı 16 eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kosinüs aradaki açı. Yani 180 eksi alfa. Şimdi arkadaşlar x kare eşittir buradan 25 eksi 2 kere 3 6 6 kere 4 24 tane kosinüs alfa. 180 derece değişmezdi biliyorsunuz, kos alfa yazardık. Ancak 180 derece burası ya, bir şey çıkarınca şöyle bir alt bölgeye 90'a doğru yaklaşmış oluruz çıkarma yaptığımızda. İkinci bölgede de kosinüs eksi olduğu için önüne bir eksi gelirdi. O gelen eksi de şunu artıya çevirirdi. Dolayısıyla elimizde böyle bir kaldı. Demek ki bizim x'i bulmak için kos alfa ihtiyacımız var. Kos alfada bakıyorum. 3, 4, 5 üçgeninden dolayı değil mi? Bakın burası 5K'dır. Şu AGBC üçgeninde. Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5'tir. Yani 25 artı 24 çarpı 3 bölü 5 diyebilir miyiz? X kare için. Evet, buradan da arkadaşlar x kare 189 bölü 5 yapacaktır. Cevap Adana olsun. Sıradaki soruda arkadaşlar bakın yine böyle akare ve karece gibi şeyler gördüğünüz anda hemen yapmanız gereken bir üçgen çizmek ve kos teoremi kullanmak. Kos teoremde şuraya A açısı, şuraya B açısı, şuraya C açısı dersek, kenarlara da A, B, C diye isimler verirsek arkadaşlar. Bakıyorum A kareyi yalnız bırakırsam eğer A kare eşittir kolların kareler toplamı. B kare artı C kare eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs A diye ifade edilmez mi arkadaşlar? Şimdi ben şurada her şeyi karşıya atarsam A kare eşittir. Bize verilen bilgiden bahsediyorum. B kare artı C kare artı köküç BC dersem ve A kare yerine getirip bunu yazarsam şu ifadeyi, buradan güzel bir denklem elde ederiz. Bakın bunu biz standart kos teoreminden yazdık. Şu da bize soruda verilen bilgi. Bunları birleştirdiğimizde B kare artı C kare artı köküç BC eşittir. B kare artı C kare eksi 2BC çarpı kosinüs A elde edeceğiz. B kare C kareler zaten birbirlerini götürecektir. Ne oldu? Köküç çarpı BC eşittir. Eksi 2BC çarpı kosinüs A kaldı. Buradan BC'ler de çarpma yoluyla sadece çık arkadaşlar. Elimizde eksi köküç bölü 2 kalacak kosinüs A için. Kosinüs ne zaman köküç bölü 2 değerini alır? Bakıyorum 60 derecede. Pardon, özür dilerim, 30 derecede. Demek ki A 30 olmalı. Ama eksi olduğu için ikinci bölgedeki 30'dan bahsediyoruz demek ki. Yani şu bölgedeki 30'dan. O zaman bu da 150 derece anlamına gelmez mi? Demek ki A açısı 150 dereceymiş. Eğer A açısı 150 dereceyse arkadaşlar B ve C'nin toplamı için de 30 kalacaktır. Cevap Edirne olsun. Sıradaki sorumuzda çemberde karşılıklı açıların toplamının, yani girişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı 180 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şuraya arkadaşlar 60 derece dersek. Bakın sağ tarafta bir kos teoremi yapacağız. Sol tarafta bir daha kos teoremi yapacağız. AB'ye x demiş. Şunu siliyorum, AB'ye x diyorum. O zaman buraya da y diyelim. Şimdi arkadaşlar önce sağ tarafta bir kos teoremi yaparsam y kare eşittir kolların kareler toplamı. 4 artı 1 eksi 2 çarpı kollar. Yani 2 çarpı 1 çarpı aradaki açının kosinüsü. Diyerek buradan arkadaşlar y'yi bulabilir miyiz? Yani y kare eşittir. 5 eksi kos 120 de aslında kos 60'tır. Ama ikinci bölgede olduğu için eksi kos 60'tır. Kos 61 bölü 2 önünde eksi olduğu için artıya dönecektir burası. Ekiler gidince arkadaşlar y kare eşittir 7 yapacaktır. Bir de sol taraftan ABD üçgeninden tekrar bir kos teoremi yapabiliriz. Burada da arkadaşlar y kare eşittir kolların kareler toplamı. Yani 4 artı x kare eksi 2 çarpı 2 çarpı x çarpı kosinüs 60 gelir. Buradan bakıyoruz zaten y kare 7 idi. Şunu yerine 7 yazarsak. 4 artı x kare kos 60 da 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 de şu 2 gitsin arkadaşlar. Eksi 2 x kalsın. Bakın elimizde bir denklem var. X kare eksi 2 x 7'yi de bu tarafa atarsak eksi 3 eşittir 0. Yani bunun çarpanları eksi 3 artı 1 olurken burası eksi x olacak. Demek x buradan ya 3 ya da eksi 1. Tabii ki bir uzunluktan bahsettiğimiz için cevap Ceyhan'dır. Sıradaki sorumuzda sin teoremi yapmamız gerekiyor. Neydi sin teoremi? Kısa bir hatırlatma yapalım. Buraya arkadaşlar alfa, buraya beta dersek, buraya da işte atıyorum x'ye dersek, x bölü karşısındaki açının sinüsü, sinüs alfa eşittir y bölü y'nin karşısındaki açının sinüsü, yani sinüs beta.
Şimdi sorumuza baktığımız zaman bunu düşünüyoruz, kullanabiliriz ya da isterseniz dediğim gibi şey yapabilirsiniz. Kosinüs teoremi yapabilirsiniz bir önceki gibi. Hangisi daha kolay olur bilmiyorum bakalım. Sin teoremi bir deneyelim. Ne yapıyorum? B bölü sinüs 105 eşittir C bölü sinüs 15 diyorum. Sinüs 105 arkadaşlar ne yapılabilir? Sinüs 90 artı 15'ten dolayı sinüs 105 eşittir sinüs 90 artı 15'ten dolayı. 15 derece değişeceği için arkadaşlar kosinüs 15'e dönüşür. Şunu yeni kosinüs 15 yazalım. İçlersel yaparsak sinüs 15 bölü kosinüs 15 eşittir A bölü B olacaktır. Özür diliyorum şu C'yi de. Evet, C bölü B olacaktır. Zaten sol taraf gördüğünüz gibi tanjant 15 yaptı eşittir C bölü B. 15, 75, 90 üçgenini çizecek olursak nasıl bir şeydi 15, 75, 90? 15'in karşısı neyse 75'in karşısı 2 artı kök 3 katıydı değil mi bunun? O zaman biz buradan anlıyoruz ki tanjant 15 eşittir 1 bölü 2 artı kök 3. Yani buradan B yerine ne yazabilirim ben demek ki? 2 artı kök 3 çarpı C yazabilirim. Getirip burada yine yazarsak bakın B artı C neydi? Kök 3'ü karşıya atarsam 3 artı kök 3'tü. B yerine de 2 artı kök 3 C yazarsam 2C artı kök 3 C artı bir daha C burada var zaten eşittir 3 artı kök 3. Buradan düzenlersem 3C artı kök 3 C eşittir 3 artı kök 3 ise anlıyoruz ki C 1'miş arkadaşlar. Bir küp var sırada arkadaşlar. Küpün kenarlarına 1 1 diyelim. Şuraları 1 1 dersek Pisagor'dan arkadaşlar şurada Pisagor yaptığımızda EB kenarı kök 2 olacaktır. 1 1 kök 2. Diğer taraftan şurasının da 1 olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan arkadaşlar şu uzunluk da zaten cisim köşegenidir. Cisim köşegeni nasıl bulunuyordu hatırlayın. Üç kenarın kareler toplamı. 1'in karesi artı 1'in karesi artı 1'in karesi kök içerisinde. Bu bize cisim köşegenini veriyor. Bu da kök 3 yapıyor. Şimdi arkadaşlar şu üçgende çalışabiliriz artık. Bu üçgen bir dik üçgendir. Bakın EB yan doğru üzerinde. Bu da taban üzerinde. Yan duvarla taban duvarı birbirine dik olacağı için bunların arasındaki doğrular da birbirine dik olacaktır. Kosinüs BEC değeri BEC şurası olmuş oluyor. Kosinüs arkadaşlar nedir? Komşu bir hipotenüsten kök 2 bölü kök 3. Bu da arkadaşlar nedir? Kök 3 ile genişletilirse kök 6 bölü 3 yani Edirne. Trigonometride bu tarz yamuk sorular da çokça karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada bir paralellik yaparsak, çizersek mesela örneğin C'den şöyle aşağıya bir paralel çizersek B açısını bulmamız gerekiyor zaten bakın. Bu 6 ise bu da 6'dır. Bu 7 ise bu 7'dir. Toplamın arkadaşlar 15 olması için şurada 8 mi gerekiyor? Bakın elimizde şöyle bir üçgen oluştu. Bu üçgenden kosinüs teoremi yapabiliriz. 6'nın karesi 36 eşittir. Kolların kareler toplamı 49 artı 64 eksi 2 çarpı kollar çarpı aradaki açının kosinüsü. Buradan işlem yapalım şimdi. Sol tarafa atarsak eksi 77 eşittir. Eksi 2 çarpı 7 çarpı 8 çarpı kosinüs beta kaldı. 7'ler giderse eksi 11 eşittir. Eksi 16 çarpı kos beta. Buradan kosinüs beta arkadaşlar 11 bölü 16 kaldı. Bizden sekant isteniyor. Bunun takla atmış hali 16 bölü 11 deniz olacaktır. Sıradaki sorumuzda bir ağırlık merkezi var. Biliyorsunuz ağırlık merkezi 2'ye 1 böler. Köşeye yakın olan kısım 2 kattır. Yani şurası 2'dir. Ben şimdi tabii BD'nin de kenarortay olduğunu biliyoruz ya arkadaşlar. Bu kenarortaysa şurası da 4'tür. İki eş parçaya bölmüştür AC uzunluğunu. Ben şimdi şurada bir kos teoremi yaparak önce kos alfayı bulmak istiyorum. Hangi üçgenden bahsediyorum? Şu küçük minik üçgenden. GCD. 3'ün karesi 9 eşittir. Kolların kareler toplamı 4 artı 16 eksi 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa demeliyim. Buradan önce kos alfayı bulalım. Sol tarafa atarsak eksi 11 eşittir. Eksi 2, 2, 4, 4 kere 4, 16 çarpı kosinüs alfa. Yani kosinüs alfa buradan arkadaşlar 11 bölü 16'dır. Şimdi maviyle çizdiğim yerde şurada büyük tarafta bir daha kos teoremi yapacağız arkadaşlar. Bu sefer kenarlardan birisi 3, bir tanesi de 8 olmuş oluyor değil mi? Şuraya da x diyelim. Yazıyorum kos teoremini. X kare eşittir. 3'ün karesi 9 artı 8'in karesi 64 eksi 2 çarpı 3 çarpı 8 çarpı aradaki açının kosinüsü ki 11 bölü 16 olduğunu biliyoruz. Bakın 2, 8, 16 şunları götürsünler. X kare buradan 69, 73 eksi 33 yapar. Yani x kare 40'tır. Buradan anlıyoruz ki x arkadaşlar 2 kök 10'dur.
Tabii sakın şıklardan Bursa işaretlemeyelim. Ağırlık merkezi olduğu için biz cevabın yarısını bulmuş olduk. Cevap 2 katı 4 kök 10 olacaktır. Evet arkadaşlar, burada şimdi sinüsten alan bulacağız. Bakın arkadaşlar ne diyor? BD'ye 2K dersek, şuraya 2K dersek, DC'ye de 3K dememiz gerekiyor. Buradan anlıyoruz ki şu alan 2A iken, 2 alanken bu alanda arkadaşlar 3 alandır. Ben şu uzunluğa x demek istiyorum. Şimdi bakın soldaki üçgenin alanı sinüsten nasıl bulabilirim? Bir üçgenin alanını bulmak istiyorsanız eğer kolları çarparsınız ve ikiye bölersiniz. Bir de aradaki açının sinüsüyle çarparsınız. Sinüs 30'da. Bu bize oranın alanını verir 2A. Aynı şey arkadaşlar şu sağdaki üçgen için de yapalım, burası için de. Kolları çarpıyorum. X ve 6 sonra 2'ye bölüyorum. Bir de aradaki açının sinüsü yani sinüs teta ile çarpıyorum. Bu da bana buranın alanını verir 3A. Şimdi burada arkadaşlar ikisini taraf tarafa bölerseniz şunları birbirine. Bakın neler oluyor. X bölü 2'ler zaten gidiyor. Sinüs 30 1 bölü 2 idi. Üst tarafta 3 bölü 2 kalmış oldu. Bölü alt taraftan da 6 sin teta kaldı. Sağ tarafta da a'lar gittiği için 2 bölü 3 kaldı. Hadi içler dışlar çarpımı yapalım. 9 bölü 2 buradan arkadaşlar 12 sin teta yapacaktır. 12 bu tarafa atarsam 9 bölü 24 eşittir sinüs teta olacaktır. Sadeleştirirsek 3'e böldük 3 böldük 8, yani cevap Bursa olacaktır arkadaşlar. Sıradaki sorumuzdan önce sağ tarafta bir cos teoremi görüyorum. Şu açıya alfa dersek arkadaşlar. Şurada bir cos teoremi yapalım. Karşıdakinin karesi yani 20 ilk kök 5'in karesi eşittir. Kolların kareler toplamı. 36 artı 16 eksi 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa diyorum. Buradan önce kos alfayı bulmalıyım. 52 yaptı arkadaşlar. Sol tarafa atarsam eksi 32 eşittir. Eksi 48 çarpı kosinüs alfa. Yani kosinüs alfa buradan arkadaşlar eksi 32 bölü eksi 48. Sadeleştirirsek eksiler zaten gider. 16'ya böldüm. Şimdi kosinüs alfa 2 bölü 3 bulduk arkadaşlar. Bundan sonra bunu şu tarafta kullanalım, sol tarafta. Burada da sanki sin teoremi var gibi. Ne yapalım? X bölü sinüs alfa sadece iki kenar ve onların karşısındaki açıyı buluyorsak eğer ne yapıyoruz? Burada sin teoremi kullanıyoruz. O da eşittir 3 kök 5 bölü ne yapıyoruz arkadaşlar? Sinüs 45 diyoruz. Şimdi sin alfa değerini bulabiliriz. Neden? Elimizde bir üçgen var. Kosinüs alfanın 2 bölü 3 olduğunu biliyorsak eğer 9 4'ten burası da kök 5'tir. Sinüs alfa da buradan kök 5 bölü 3 yapacaktır. Getirip bunları yerine yazalım. X bölü kök 5 bölü 3 eşittir 3 kök 5 bölü sinüs 45 yani kök 2 bölü 2. İşler çarpı yaparsak x çarpı kök 2 bölü 2 eşittir. Kök 5 de kök 5 ne yapar arkadaşlar? 5 yapar. Güçler zaten gider. Yani x buradan arkadaşlar 10 bölü kök 2 yapacaktır. O da 5 kök 2 yapar. Cevabımız Bursa olur. Evet arkadaşlar, sıradaki çok kaliteli bir soru. Bir üçgen çizelim arkadaşlar. Bayağı iddialı bir soru olur üniversite sınavında gelirse. Açıları A, B, C diyorum büyük harflerle ve karşısındaki kenarları da küçük A, küçük B, küçük C diyorum. Şimdi sin teoreminden dolayı şunu yazabiliyor muyuz? A bölü sinüs A eşittir B bölü sinüs B. O da eşittir C bölü sinüs C. Şimdi orantının özellikleri gereği her tarafın karesini aldığımızda bu eşitlik değişmeyecektir. Yani A kare bölü sin kare A eşittir B kare bölü sin kare B. O da eşittir C kare bölü sin kare C. Şimdi orantıda ne vardı? İstediğimiz iki tanesinin paylarını kendi arasında, paylarını kendi arasında topladığımızda orantı değişmiyordu, değil mi? Orantı sabiti değişmiyordu. Dolayısıyla ben bakıyorum buradan A ile C'yi toplamaya çalışayım şu ikisini kendi arasında. Yani A kare artı C kare bölü paylarını kendi arasında topluyorum. Sin kare A artı sin kare C. Bu hala ne yapacaktı? Aynı orana sahip olacaktı. Yani B kare bölü sin kare B'ye eşit olacaktı. Zaten arkadaşlar bakın, biz yukarıdaki verilen bilgiye baktığımız zaman bunu elde etmeye çalışmıştık. A kare artı C kare yerine sin kare B yazabiliyoruz. Değil mi? Yukarıda bu bilginin eşit olduğunu bize söylemiş. Dolayısıyla paydalar sin kare B'ler aynıysa üst taraflar da aynı olmak zorundadır. Yani A kare artı C karenin B kareye eşit olması gerekiyor. Şimdi A kare artı C kare B kareye eşitse buradaki açı 90 derecedir çünkü Pisagor yapılmış. O zaman biz buradan bir açının 90 olduğunu iddia edebiliriz. Evet, harika bir soruydu arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim.